Herkese merhaba, Çizo Anlat hepiniz hoş geldiniz. Ben Nur, bu kanalda sizlerle beraber en sevdiğimiz hikayeleri renklendiriyorum. Bugün de sizlere bir orkide üzerinden yeni bir hikaye anlatacağım. 2022 yılında Netflix'te yayınlanan bir Kore drama dizisi Little Women. Bu dizide neden bir simge olarak orkide kullanıldı? Aslında bundan da bahsetmek istiyorum. Ve bir de bana bu hafta en çok Instagram'dan gelen sorulardan birisi, benim pamuk kağıdım yok, peki ben selüloz kağıtta orkide resmi yapabilir miyim? Aslında bunun da cevabını bu şekilde vermek istedim. Hem dizinin en büyük sembolü olan mavi orkideyi resmetmek, hem de dizinin hikayesini anlatmak istiyorum sizlere. Herhangi bir spoiler olmayacak. Daha çok aslında bu dizide neden bir orkide sembol olarak kullanıldı bunu anlatmak istiyorum. Bildiğiniz üzere gösterge bilimi çok yaygınca kullanılan bir bilim dalı zaten. İzlediğiniz her filmde, her dizide, her reklamda, mimaride, aklınıza gelebilecek her yerde gösterge bilimini görebilirsiniz. Yani bir simge size farklı bir anlam çağrıştırıyorsa burada gösterge bilimi kullanılıyor demektir. Bu dizide zaten bolca sembol ve simgeden oluşuyor. Bugün de sizlere aslında bu dizide ana karakterleri ve hikayeyi anlatmak için neden orkide kullanılmış bunu anlatmak istiyorum. Orkidenin gerçek fiziksel özellikleri üzerinden ve bir de selüloz kağıda nasıl orkide resmi yapıyorum bunu da anlatmak istiyorum. İlk öncelikle çalışmamı 300 gram bir sulu boy kağıdı üzerinde yapıyorum. Hemen size o detayları vereyim ve hikayeyi anlatayım. Dediğim gibi 300 gramdan aşağı herhangi bir kağıt asla ve asla katiyen kullanmıyorum. Genelde evet pamuk kağıt kullanmaya özen gösteriyorum ama başlangıç seviyesinde bir çalışmacıysanız eğer selüloz kağıtta çalışmanızı tavsiye ederim. Bugün sizler için Canson Moltal kağıtta bir çalışma yapıyorum. Çalışmamda orkideyi renklendirmek veyahut da yapraklarını renklendirmek için farklı renkleri birbiriyle karıştırmayacağım. Tek renk çalışma üzerinden devam edeceğim. Yani yaprakları için farklı renkleri karıştırmanıza gerek yok. Elinizde olan herhangi bir renk de olabilir. İlla mavi yapmak zorunda da değilsiniz. Benimle beraber yaprakları tek tek ilk önce ısladıp daha sonra boyayla kavuşturursanız çok güzel bir çalışma olacağını şimdiden eminim. Peki burada yaptığımız bu mavi hayalet orkidesinin sırrı aslında nedir? Aslında dizide çok sık yer bulan, hatta böyle önemli olayların düğüm noktasını mavi orkide ile birleştiren unsur, bu orkide gerçekte yok. Yani bu orkidelerin hepsi aslında tamamen yapay orkideler. Peki neden bir dizi için yeniden bir orkide oluşturulma sürecine girilmiş? Neden bu kadar çaba harcanmış derseniz de aslında hikayeyi anlatmanın en iyi yolu orkide olduğunu sonradan anlıyorsunuz. Konu şu şekilde. 3 tane yoksul kız kardeşin Güney Koreli en zengin, en nüfuslu ailesiyle olan çatışmasını izliyorsunuz. Bu 3 kız kardeşi temel olarak böyle anlatmak gerekirse, en büyük kız kardeş sıradan bir vatandaş aslında, bir muhasebeci olarak çalışıyor, iyi bir eğitim almamış ama aynı zamanda tüm hayatı boyunca da paranın hayalini kurmuş birisi. Ortanca kız kardeş eğitim görmek çok çok istiyor, hala çok istiyor ama muhabir olarak hayatını devam ettiriyor. Adalet duygusu ve realist kişiliğiyle biliniyor. Ve en küçük kız kardeş de Seul'un en önemli okullarından birisine, bir sanat okuluna gidiyor. Çok büyük bir yeteneğe sahip ve aynı zamanda da bu zengin aile dediğimiz insanın kızıyla beraber çok yakın arkadaş. Hatta onların ailesine katılmak isteyecek kadar çok fazla derecede yakın bir bağ kurmuş. Ama hikayeyi izlediğiniz zaman benim anlattığım gibi bu kadar yüzeysel değil. İçin içerisinde çok fazla entrika, drama ve ölüm var. O yüzden dizi kendiniz izlemenizi tavsiye ederim. Ben burada sizlere neden bu dizide bu dinamikleri, zengin yoksul arasındaki dinamiği anlatmak için orkide kullanılmış onu anlatmak istiyorum. Şu anda resmini yaptığım ve büyük bir hikaye sahip olan Mavi Hayalet Orkidesi 4. bölümde anlatıldığı üzere aslında Vietnam Savaşı'nda Kore askerleri tarafından bulunduğu ve general tarafından saklandığı söyleniyor. Zaten bu orkide o kadar çok saklanmış ki neslinin tükendiği düşünülse de aslında baba ağaçta gizli olarak yetiştiriliyor. O baba ağaçta tahmin edersiniz ki zaten generalin, yani o zengin ailenin evinde yaşatılıyor. Peki neden hala nesli tükenmese de sır olarak bu ailede yaşatılıyor derseniz, bu orkidenin de aslında çok güzel özellikleri var. Yaydığı koku sakinleştiriyor, aynı zamanda halüsinasyon da gösteriyor. Bu yüzden de farklı bir öneme de sahip dizide.
Aynı zamanda dizide ölenlerin yani cinayetlerin yanında da bu mavi hayalet orkidesi bulunuyor her zaman. Zaten bu cinayetlerin düğüm noktası da mavi hayalet orkidesi. 12 bölüm boyunca da bunu çözmeye çalışıyoruz hep birlikte. Dediğim gibi bu orkide tamamen el yapımı. Özel işçilikle 155-160 tane oluşturmuşlar. İpek kumaştan yapmışlar. Çok gerçekçiler. Ama bu hikayeyi anlatmak için zengin ve yoksul arasındaki dinamikleri anlatmak için en kolay yolu olarak da orkide görülmüş. Sebebi ise orkide aslında asaleti temsil ettiği kadar aristokrasiyi de temsil ediyor. Bilindiği üzere yetiştirilmesi zor bir tür orkide. Diğer türler gibi de besin depolayacak herhangi bir yeri yok. Ayrıca nektar üretmek için de hem erkek hem dişi organa sahip. Ama diğer çiçekler gibi çapraz döllenmek için aynı yolu tercih etmiyorlar. Bunlar böcekleri cezbetmeyi tercih ediyorlar. Böcekleri kendilerini çekmek için görünüşlerini kullanıyorlar ve çiçek kaçak orkideler saydıkları böyle bir kokuyla beraber böcekleri kendine doğru çekerek bir tuzak kuruyorlar. Tıpkı bu dizide çok sık gördüğümüz gibi. Zaten sadece bu orkidenin bu özelliğini bilseniz bile diyorsunuz tamam jeton düşüyor. Bu yüzden orkide gerçekten bu hikayeyi anlatmak için en temel yollardan birisiydi. Çok kısa bir şekilde, çok güzel bir şekilde büsbüyük bir hikayeyi anlatmışlar sadece bir orkideyle. Bir de dizinin ilk bölümünde gösteren 3 tane orkide türü var. Bunlar da anlıyoruz ki sonradan anlıyoruz ki 3 tane kız kardeşi tanımlıyorlar. İlki prenses hırsızlar orkidesi. En büyük kız kardeşi zaten tanımlıyor. Zaten dizide de bunu çok sık söylüyorlar. Çıldığın zaman tıpkı sen de bu prenses orkidesi gibi çok güzel olacaksın diye defalarca söyleniyor. Ama görünüş dışında aslında benzer bir yönleri daha var. Bu orkideler de aynı tıpkı bu en büyük kız kardeş gibi herhangi bir şey olmadan çok yoksul bir şekilde yetişiyorlar. Yani bu orkideler büyümek için ne bir toprağa ne bir suya ne de bir güneşe ihtiyaç duyuyorlar. Büyüyüp yeşermek için başka kaynaklara ihtiyaçları var. Bir yer olmadan yani bir yere yaslanmadan büyüyüp yeşeremiyorlar. İkinci orkide ise bu da en küçük kız kardeş bence tanımlıyor. Kaba ve acımasız olarak tanımlanıyor. Zaten bu en küçük kız kardeşinde çok sık böyle acımasız sözler söylediğini ablalarına biliyoruz. Kendisi çok farklı asi bir karakter. Ve diğer bir orkide ise bence tıpatıp ortanca kız kardeşi tanımlıyor. Bu da diğer orkidelerden realistlik yönüyle ayrılıyor. Yani bu dizide gösterge bilimi o kadar güzel bir şekilde kullanılmış ki aslında böyle sonradan idrak edebiliyorsunuz. Hem büyük bir sır gibi değil hem de aynı zamanda izledikten sonra her şeyi çözümleyebiliyorsunuz bu semboller üzerinden, orkideler üzerinden. Ayrıca bir orkide gibi güzel bir zarif bir çiçek üzerinden de bu kadar büyük bir entrikalı senaryo yazmak da gerçekten çok hoş olmuş. Eğer diziyi izlediyseniz siz de bana hangi orkideyi daha çok beğendiğinizi söylerseniz yorumlarda çok sevinirim. Ben de resimlerimde referans resiminden aslında sapmamaya çalışıyorum. Gölge ve ışık unsurlarını gözeterek devam etmeye gayret ediyorum. Çalışmamda da size zaten referans resmi göstermişimdir. Tekrar göstereyim. Hangi yaprağın ne kadar çok ışık aldığı, hangi yaprağın kıvrıldığı, kıvrılan yerlerde nasıl bir gölge oluştuğuna çok dikkat etmeye çalışıyorum. Veton ve teknikle ilk önce yapraklarımı boyadıktan sonra da en son veton dry tekniğini kullanarak üzerinden gölgelere geçmeye gayret ediyorum. Umarım benim hayalet orkiden de gerçek ipek orkideler kadar asil olmuşlardır. Siz de eğer çalışmamı denediyseniz bana Instagram'dan göndermeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı da lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Başka hikayelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.